Sol niye geç kaldı? Vallahi işte anası neyse dalası da o. Yani işte Türkiye'de sol İttihat Terakki geleneğinden doğmuştur. Doğru veya yanlış, beğenelim veya beğenmeyelim. Yani hakikatimiz bu. Biz Cumhuriyet Halk Partisi'nin arka bahçesinin çocuklarıyız. Dolayısıyla böyle bir arka bahçenin çocukları olarak tarihle yüzleşmemizde zorlaşırız. Birinci zorluk bu. Buna bağlı olarak ikinci önemli zorluğumuz, bizlerdeki bununla da bağlı ama uluslararası Marksist hareketle de bağlantılı olarak bizdeki anti-emperyalizm fikriyatı. Türkiye'de bu bir tek solculara ait değil. İslamcıda da, milliyetçide de, sağcıda da, solcuda da hepimizde şöyle bir dünya görüşü vardır, değil mi? Solcu sol terimle, sağcı sağ terimle, dinci dini terimle anlatır ama özeti şudur. Orada öbür tarafta bize göre emperyalistler, ötekilere göre işte Hristiyanlar. Yani bir takım kötüler bizim ülkemizi bölmek ve parçalamak istediler. Biz bu bölme ve parçalamaya karşı dişimizi tırnağımızı bir araya getirerek, ulusal kahramanlık göstererek kendi bağımsızlık mücadelemizi verdik. Ve Mustafa Kemal'e eleştirimiz yeteri kadar sonuna kadar götürmedi. Onun için de solcular olarak biz hatırlarsınız Milli Demokratik Devrim dedik. Çünkü o 1920'de başlayanı tamamlayacaktı. Dolayısıyla emperyalistler bizi bölmek ve parçalamak istedikleri için Ermeniler, Hristiyanlar da komprador burjuvazinin ülkemizdeki temsilcileriydi. Şimdi bu konuda birbirimize çok iyi o teoriler hatırlarsınız belki. Hepimiz Doğan Avcıoğlu okuduk. Türkiye'nin düzenlerini okuduk. Oralarda bu konular uzun uzun anlatıldı bizlere. Sonuçta bugün baktığım bir yerde bu klasik antisemitizm dediğimiz düşmanca, Hristiyan düşmanlığının bir başka ifadesinden başka bir şey değil. İkinci önemli neden bu. Sol bu anti-emperyalist dünya görüşünden dolayı kendisini çok haklı ve olumlu bir yerde, ötekini de emperyalizmin uzantısı ve negatif bir yerde gördüğü için yani arada bazıları ölmüş olabilir gibi de bakabildi. Bu dünyayı değiştirmemiz çok zordu. Kendimiz hakkındaki bu imajı değiştirmemiz çok zordu. Üçüncü önemli nedeni biz solcular kendimizi kurban olarak görürüz. Normal yani çünkü şöyle devlet var bizi eziyor ve biz bazı hakları istiyoruz. Ver diyoruz. Özgürlük ver, adalet ver. Vermiyorum dedi ben silahımla alırım diyoruz. Biz kurbanız. Alttayız, eziliyoruz. Devlet bizi eziyor. Kurban olmanın büyük avantajları vardır. Bir kurban olduğunuzu gösterin her şeyi zaten hak etmiş olursunuz. Dolayısıyla da biz almaya alışkınız. Devlet bize verecek, vermezse biz alacağız. Özgürlüğümüzü alacağız, adaleti alacağız. Ermeni sorununda vallahi almak yok, vereceğiz. Problem bir de orada. Vermek zorundasın. Adam istiyor. Ermeni gelmiş evini istiyor. Dolayısıyla da burada biz pek bir kurban değiliz. Kendimize ilişkin fail olarak bize bakılıyor. O bizi rahatsız ediyor. Çok ürkütüyor bizi. Yani ben yapmadım diyebilirsiniz ama deden yapmıştı diyor. Vallahi dedem de yapmamıştı diyebilirsin. Ben Bulgaristan'dan geldim diyebilirsiniz. Yani bireysel olarak kaçma yolu da arayabilirsiniz. Ama sonuçta bir kolektif grup olarak bu problemin vermeye ilişkin bir problem olduğunu kabul etmeniz lazım. Şimdi vermeyi de negatif ve kayıp olarak görüyorsunuz. Onun için de bu konuda ne kadar az verirsek o kadar iyidir. Haleti ruhiyesiyle hareket ederiz. Solcusu da sağcısı da hepsi de. Bunu nereden çıkarttın şimdi? Ben kendim biliyorum. Başladığımda Türkiye'ye ilk gittiğimde benim bütün solcu arkadaşlarımın bana söylediği istisnasız. Bunu nereden çıkarttın şimdi? Başka işimiz gücümüz mü yoktu? Eğer bu tabii teorik olarak şöyle çatışma bilimleri dediğimiz, conflict resolution dediğimiz alanda veya işte adalet üzerine tartışmalarda genel bir kural var. Eğer
kendinizi bu ilişkide verdiğiniz şeyi bir kayıp olarak tanımlıyorsanız sorunu çözemezsiniz. Ermenilerin topluluk olarak başına geçenlerden dolayı istedikleri adaleti, büyük bir adaletsizlik var ve adaletsizliğin giderilmesi için sizin bir şey yapmanız lazım. Bu yapmanız gereken verme işlemini bir negatif kayıp olarak tanımlarsanız sorunu çözemezsiniz. O zaman bunu nasıl bir kazanç olarak tanımlayabilirsiniz kendinize? Yani ben böyle bir şeyi bir kazanç olarak yapıyorum diyebilirsiniz. Eğer bunu diyebilirsek o zaman sorunu çözmesi doğrultusunda adım atmış olabiliriz. Yani bir tür bir manevi kurtuluş diyebilirsiniz. Yani ben size onun, yani bana göre eğer verirseniz insanlığınızı kurtarırsınız. İnsanlığı kurtarmaktan daha önemli başka bir şey olamaz.